Herkese merhaba arkadaşlar. Hayvanı nihayet kadeliğe getirdik. Şöyle göstereyim alanı. Yeşillik. Bayağı bir ezdiler tabii yeşillikleri. Kümeslerin üstü açık. Burası kapalı eski halinde ama bunun da bir sürü deliği var. Şöyle gözüküyor. Değişmesi şart. Australoporos. Astrolobun ekibi o tarafta kalıyor. Susexler ve yani öbür taraftaki düzen aslında devam ediyor ama bazı zamanlarda yer değişimi kendi aralarında yapabiliyorlar. Ama Susex horozla Astroloporos aynı yerde olduğunda kavga ediyor. Astrolobu bir gün önce getirmiştik onu ve ekibini. Onun etkisi galiba, yoksa Susex horoz hem daha büyük hem de ne bileyim sanki yaş olarak da büyük, cüsse olarak da büyük. Astroloporos'u dövecekmiş gibi gözüküyor ama dövemedi. Kaçıyor ondan. Hal böyle olunca. Herhalde diyorum önce gelmenin etkisiyle burayı o benimsedi ve kovalıyor. Bulundurmuyor orada. Lahana yaprağı vesaire attık. Şöyle atıklardan yine devam. Bir haftaya buraları dümdüz ederler zaten. Şunları hep yatırdılar. 2 gün falan oldu. Bitiyor, şimdi çekiyorum ama nipelleri daha takamadım. Yemlikleri taktım. Öyle olunca su kaplarını falan devirmişler. Şu yeri bayağı bir pislik, onları almam lazım. Yine bir uğraş olacak bize. Gayet ortamları iyi, güzel yeşillikli. Şöyle artık hepsi karıştı, hayvanların karma vaziyetteler. İnşallah burada alan daha geniş olduğu için daha iyi büyüyeceklerdir diye umut ediyorum hayvanları. Bu da lohmana benzer bir hayvan. Değilse de lohman kırması. Nana yaprağını çok yememişler. Parçalarlar diye düşünüyordum ama öyle de olmamış. Plymouth tavuklarımız holalara dolanıyor artık. Daha doğrusu doğru düzgün hola da yok da. Yine de olanına dolanmaya başladılar. Muhtemelen yakınlarda artık buraya da alışmanın etkisiyle yumurtaya başlayacaklardır. Çok yakın zamanda inşallah bir astrolop yumurtası elime geçirirsem bir makineye yerleştirmek istiyorum. Öyle bir niyetim var. Çok sürmeyecek inşallah. Şu da horozumuz ama dayak yedi. Enteresan bir şekilde. Ama yani dayak yemesi ve kaçması da aslında olumlu. Çok olumsuz değil benim açımdan. Çünkü bir kez dayak yerse şey yapmıyor, sıkıntı olmuyor. O ondan kaçıyor bir şekilde. Zaten alan geniş, kaçacak yeri var. Ama eğer ki kaçmazsa işte o zaman sıkıntı. Resmen ağızlarını yüzlerini parçalıyorlar birbirlerini. Bu aslında daha olumsuz oluyor bizim için, benim için açıkçası. Şu an için yeşillikleri de bol. İnşallah bu tel altı yonca olayına tekrardan bir girişeceğim. Kafamda güzel planlar var. İnşallah gerçekleştireceğim onu da. Daha iyi olacak. Öyle umuyorum. Artık tüm hayvanları getirdik. Yine bıldırcınları falan da çekip atarım ayrıca. Öyle düşünüyorum. Kelle Astroloporos devam ediyor aynı şekilde. Eşleşmeye. Diğerleriyle de Astroloporos Susexlerle falan da eşleşiyor. Aslında merak da ediyorum bir yandan. Acaba nasıl bir yavrusu vesairesi olacak diye merak etmiyor değilim. İşin gerçeğini söylemek gerekirse ama bilmiyorum. Ayrıca alıp işte o yumurtayı falan belirleyip biraz da şansın yaver gitmesi lazım. Çünkü her cins birbiriyle çapraladığınız da istediğiniz gibi gelmeyebiliyor. Farklı çıkabiliyorlar. Yani böyle bir olayları da var hayvanların. Nasıl bir şey olur merak da ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda onun da
eşleşmesini şey yaparım, yapmaya çalışırım. Boğaz da gayet iyi zaten, hakimiyet de sağladıktan sonra iyice ötmeye falan başladı. Bütün eşlerle eşleşmeye başladı artık. Bu süre zarfında kayıp yaşadık. Plymouth horoz gitti. Plymouth horoz bir tane gitti. Bir adet maalesef Dark Brahman'ın horozu gitti. O gözünde sıkıntı var dediğim o hayvan gitti. Haricinde de diğer yine bir tane karma horozlardan bir horoz gitti maalesef. Kayıplarımız bu şekilde, biraz fazla kayıp yaşadık 3 tane ard arda. Bu hep yağmurlardan sonra başımıza geldi. Hayvan bir kez ıslanırsa, bastığı yer ıslanırsa maalesef hayvan ondan sonra bir türlü tekrardan kendini düzeltemiyor. Dikiş tutturamıyor diyoruz o şekilde, yani gerçekten dikiş tutmuyor hayvan ondan sonra bir türlü. İnşallah bundan sonra daha az kayıplar yaşarız. Buranın üstünü çinko düşünüyoruz inşallah. O çinkonun da çıkma çinko olursa işte farklı maddelerle üstüne işte deliklerini kapatmak. Olmazsa sıfır çinko olursa zaten sıkıntı yok. O şekilde çinko yapmak istiyoruz. Belli bir orandan boşluk bırakıp çadır çekmek gibi bir fikir de var kafamızda. Uygulama aşaması ne olur bilmiyorum ama öyle bir şey yaparsak gerçekten güzel olur. Hayvanlar da hem üşümezler, hem yağmur girmezse çok fazla ölüm vesaire olmayacaktır. İnşallah zamanla yaptığımız değişikliklerde, işte yeniliklerde göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi civciv şeklinde yumurta alıp civciv şeklinde bazı ırklar elde etmek, temin etmek istiyorum. Onları çoğaltma gibi kafamda fikirler var inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.